Her kim özünü aybını bilmese kana kılıp tabipke bağırmanı davala koyun deydi. Doğru mu? Cismimizde bana kol ağrısı, kolum ağrı yaptı. De bağırıp kolumuzu körsetemiz. Bu kol demek o şu ağrı geldiği için, kesel bu geldiği için, bemarlaşkanı için öz vazifesini ada et almayı kaladı ya ki nüksan bilen ada et al. Çünkü ağrı durdu. Ayak ham şu, başka taraflar ham şu. Ana endi şu keselini bilip, öz vazifesini ada et almagalligini sezgenden keyin, ya ki ada etişke kıylan yetkenini sezgenden keyin, adam bari tabipte şikayet kıladı. Man deydi, kecesi okulayalım yapman deydi. Göt alıp kaldım deydi. Başka deydi, demek şikayetini aytadı. Endi ruhunu keselini bilip olmayı. Ruhunu keselini insan özü sezmeydi. Yürüp dedim, mazaklıyım. Şunun için demek, insanın nefsi kesel bu geldiğini, ruhu kesel bu geldiğini, anlayıp alış üsluplarını organiş gerek. Her bir adam, ana şu nefsini organip, cahide işke sasa, inşallah yukarıda etken, yaman ahlaklardan, gayri İslami sıfatlardan, umuman Müslümanga doğru kemiydiğin nesellerden kurtuluşuğa demek asan buladı. Bilmese yürü uğradı. Hani şimdi ruhi terbiye ulamalarımız kişi öz aybını kandak buladı degen savalga hem cevap verişedi. Kandak buladı. Her bir insanın özünü aybını bilip yani ki içki dünyasını aybını bilip o şu nüksandan kurtuluş mazkur dertini davalaşı üçün demek yollardan en kulaylardan bittesi her bir mumun musulman şu dertlerini yakşı biledigan, ayıplarını anıklaydigan, ularını şifasını kursatıp duradigan ustazga şagird düşüş gerek. Ustazlar bile de şu gapırmaya adıga kedi otursayam da karab durup bu balanın içine bir derdi var deydi de aytadı balam deydi bundan oldu bundan oldu deydi. Ana ustaz tutuş en asan, en kolay ahli salih, uluğlar, azizler, avliyalar kollagan üslup şu. Münasip ustazını tapsa, ustazdan ders yaptırsa, ustazdan haber yaptırsa, ustaz onu bemarligini anıqlaydı, balan falan nesle sende ilaç kaptı, zikirini köprağa kıgın deydi, onu kıgın deydi, bunu kıgın deydi, sekin sekin doğrulaydı. İkincisi, yakşı, ahli salih, ibadetlik, takvadar ve gayretli Müslümanlar bilen dost buluş gerek. Ular küyünçek dost buladılar, Allah için nasihat kıladılar ve özünün dostunu yaman ahlaklı bulup yürüyüşünü özlerine ep görmeydiler. Günahka karışıkla mutlaka razı olmaydılar. Şunun için hakiki Müslüman özünü, biraderini, kemsiliklerini aytıp, nasihat kılıp, sizde falanışı kemsiliği var birader, şunu tüzet valin, ben yan boğanımda bunda kıyan edem, ya ki falanışı damlaka barsayız, aytı bir adedim, nasihat kıptıradı. Nasihat kılış, ihlas bulan, her bir mumun Müslümanını, öz biraderini adedeki burçu, vazifesi, dini demek mecburiyeti hesaplanadı. Bunu uluğlarımız kılışken, Hazreti Umar radıyallahu anhu daim tez tez ayet tutardılar. Mani ayıplarımını özümge hediye kıyan adamını Allah rahmet kısın, özünün rahmeti olsun, hayrını versin deyip tutardılar. Yapını karaylar. Mani ayıplarımını özümge hediye soğuğa kıyan adamga Allah'ın rahmi olsun, şerefi olsun, bunusu olsun, bunusu olsun deyip tez de dava tutardılar. Kim ki kelip ayıplarını ayıpsa kursan bulardı. Yani ayıplarını manga soğuğa kıldı. Şunu aytmasa ben ayıp bilen yürü uğrar dedim. Bunu menge kaytarıp verdi, şimdi ben bundan halas bulamam. Bitti, yaman sıfat menden kitedi de kursam bularak. Ana mumun Müslüman bende, birbirine ayıbını aytış bilen birbirine ayıbını aytılgen adam, ayıbdar adam, aytkenge rahmet aytış gerek. Bunda yardım veri yaptı. Bir dertten kurtuluşuge, ahiratkece kitedigen bir iflaslikten kurtuluşuge yardım veri yaptı. Kursam buluş gerek. Bitta nuqsonim kamaydi, bitta yaxshiligim ko'paydi dedi.
Üçüncüsü, bu yam en kolay narsalardan biri, düşmanlardan faydalanmak gerek. Düşman daimi ravişte sizni tırnağınızı aslından hem kırını kıdır yürüyordu. Dostlar, hep olup kalmasını deyip aitmeydi. Çok narsalarını, aynı nasıl arzımagan narsalar olsa aitmeydi. Düşman o işe arzımagan narsanı, burunu ezge kemegan narsanıya paşadan pil yasap katta itirip yapıyordu. Şundan faydalanmak gerek. Düşman gafır yaptı, bu manga hasat kılıp gafır yaptı demezlik gerek. Tokta bu gafır yaptı, uzun bir karay için. Ha, demek ki bu araka, ben yok atayım, bunu sendetinizin, ben uzun bir yakışık olsun deyiler. Bana ahlak ilmini, büyüklüğünü karayın, düşmandanın özümüzde fayda alışka yol kurset yaptı. Düşmandanın özümüzde fayda alışımızda yol kurset yaptı. Tortuncisi, başkalar bilen aralaşıp yürüp, o şeylerdeki yaman hısletlerini körüp, özümde bağırmadım, örnek alış. Mesela şimdi bir oturuşta, kimdir bir adaplı kıldı? Şunu aksakallar, ilimliler, bu adam bir adapa kendi bana işini kıldı dedi mi, bu eşitken adam özümde kıymetli olmuş gerek. Salam vermeye ötüp gitti. Ana o kanaka bir adam bakan, atası örgütmatı da salam verse bulmaz mıydı katlalarga dese, bir adam türgen yaşlar iyi. Katlalarını aldan ötken de salam verişimiz gerekirken, o hatanı ben özüm tüzeteyim, benim şuna kılardım de. Köpçülüğüme aralaşı yürgen de, mumun musulmanlarının içi de yaman sanaliyetken nesillerini bilip, sekin sekin özü örnek alıp, özünü tüzeltip barış gerek. Yukarıda, İslami ahlaklar, muhtedillik esası da ekerliğe, bu muhtedillik nihayette zarur ekerliğini yakışılıp yapardık. Ana şu muhtedilliğini anıklaş nihayette dakik. Ulamalarımız etedik ki bu nesilini anıklaş kıldan ingiçke, tıkıdan utkür deyişedi. Şunun için hem her günü neçin maddeden neçin rekat namazı okusayız ehdine sıratal müstakim deyimiz. Bana şu muhtedilliğini soruş. Gayrül mağdubi aleyhim ve laddalin. Gazapka uçuragallarını kıyammaz, zararlatka kirgallarını kıyammaz. Gazapka uçuragallar aşça kıvargan Allah'ın etkeniden. Zararlatka kirgallar yine başka çakıgan. Hani o şimdi bu mi? Sırat-ı müstakimde yürüyüşünü demek tedbirini koruş gerek. Ahlakımız, adabımız, şahsi sıfatlarımız hemmesi itidal esası da buluş gerek. Endi bazı bir adamlar yakşı terbiye kurmagan bosalar özünü nuksanını fazilet de bahalap kalışkan barakan. Da karaydadan bosayız ben hudaga şükür bana falan yaşka kirip ben hali bir merte falan narsanı kıganım yok de halal narsanı kımaganını mahtanır. Halal narsa, şeriat ruhsat bergen narsanın kımaganını maktanadı. Misal için, hiç bir yakşırak körpü salıyatkanım yok. Ya ki bir karnım toyup, mazak alıp, avukat eganım yok. Takvadan bu, diye yürüyüşleri var. Özünü özü, imkanı boptırıp, hem tarafı cahide çüşüp durup, yine de makaladı, özünü mahrum kıladı. Bu i'tidaldan çıkış, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine hilaf ve yolda yürüş. Bunu aynısı, başka nesillerin işkuvazları, azizlerimizge, uluğlarımızge nisbet verip, falancı oku genekan, pustancı bu oku genekandır, naşari işlerini maktanırken. Bir yerde, böyle marasımda bende saval verişi yaptı. İmam-ı Ebu Hanife, Kur'an'ı bir ayağda turup, bir keçede hatim kılarak eller. Takvanı kareyin. Bir keçede hatim bularak el, bir ayağlarda turarak eller. Ben ettim, ne kadar kıyna yapsalar o kişinin bir ayağlarda turguzu koyup, iki ayağlarda tursa bu mıydı mı? Desem, uhlap kalıştan korkarak eller. Ettim, Resulullah kime geller bunu?
Rasuli Akram aleyhissalatu vesselam, men şunu haklayman deyip turuvagan sahabalarga 3 günden kemde hatim kımaysan degenler. Kan akılıp, Rasulullah'ın sünnetini tabibleri bugün ulu fakih, müştahid, imam bu işini kıladı sünnetke kılap. Ne mi ucun bir ayağına turadılar? Buna kadar tokumaylar ahir. Agar Abu Hanife rahmatullahi aleyh özleri eşseyim hafı oladılar bundan. O kişiye şeriatı bilmegenlik, sünnetini bilmegenlik nisbeti verilyapti. Lekin sırtıdan takva bolu korunyapti. Ana şu. Şunaka aleyhi soğuk sopulik takvasından ihtiyat borçlu. Resulullah şirin neyden sana niye geldiler? Uzları şunaka uhlam iman ne geldiğini sok geldiler. Ha? Allah'a kasam ki ben sizlerin en takvaliğiniz ben. Allah'tan en çok korkadığınız ben. Ama roza hem tutamam, ağzım açık hem yürümem. Uhlayman hem, bedar hem bulamam. Ve ayarlarla uylanamam. Degen. Sahabalar şu işlerini kımayımız degen. Bana şu taraftan hem demek ahlak meselesi de, tasarrufat meselesi de biz ihtiyat buluşumuz gereken ulamalarımız bana şunu takdir etediler. Bunda aldanıp karış var. Bu takva yakın degen aldavu var. Aslında takva olmaz. Belki onu tezkerisi hılaf-ı şeria, hılaf-ı sünne bir iş buladı. Allah subhanahu ve teala berçelerimizle, hulkumuzla güzel buluşu, daimi revişte özümüzdeki nüksallarını yok atıp, yakşı sıfatlarımızı köpeytirip barışımızı nasib-i ruzi kılgen bulsun. Daimi revişte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerine ergeçip barışımızı özü asan kılgen bulsun.